Gel. Kapıyı kapat. Toprak abi, bu evi araştırdım. Buldun bir şeyler? Buldum. Bahsettiğine uygun birkaç evi buldum abi. Hı. Yeşilliklerin içinde, kutu gibi, aynı bahsettiğin gibi. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bunların hiçbiri benzemiyor benim anımsadığım eve. Abi, bahsettiğine benzeyen evler bunlardı. Ama için rahat olsun abi. Ben araştırmaya devam edeceğim. Şu evi bir bulsam, her şey değişecek. Sadece evi değil, evle alakalı bazı sesler de duyuyorum belli belirsiz. Bir bulsam, bir şeyler hatırlayacağımı biliyorum. Elimden geleni yapacağım abi, evi bulman için. Sağ ol Ali. Ben sadece sana yardım etmek istiyorum abi. Eski güzel anıların hatırına. Ben araştırmaya devam edeyim abi. Eski güzel anılar. Acaba anılarım da o evde var mıydı? Ah oğlumu, senin kalbinden geçeni de, aklından geçeni de en iyi ben biliyorum. Ama olmaz, bir anlasan bunu. Şimdi Ece gidecek diye üzülüyorsun, biliyorum. Bu senin için en hayırlısı oğlum. Varsın gitsin, o kendi hayatına, sen de kendi hayatına. Ali! Geliyorlar mı? Bekliyorum anne. Gel. Abi yine kapanmışsın odana. Bana veda etmeyecek misin yoksa? Sen gidiyor musun? Evet. Ali şimdi beni havaalanına götürecek. Peki. Kendine dikkat et. Sen de abi. Sen de dikkat et. Bundan sonra daha sık geleceğim seni görmeye. Sadece beni mi? Annem duymasın. Üzülür. Aman abi. Abi. Hı. Her şey düzelecek, biliyorsun değil mi? Biliyorum. İyi yolculuklar şimdiden, tamam? Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Tamam mı? Peki, peki. Hadi gel, seni geçireyim. Yani tutturdun gideceğim diye. Ana kız zaten ne zamandır ayrıyız. Kalsaydın biraz daha yanımda. Ya ben çok özleyeceğim seni. Bundan sonra daha sık geleceğim. Keriman Sultan. Yani aşk olsun. Gel bakalım ufaklık. Ece bak, görüyorsun değil mi? Çocuk ne kadar üzülüyor sen gidiyorsun diye. Yapmayın böyle. Halacığım sakın üzülme, olur mu? Ben yine geleceğim. Hem biz anlaşmıştık seninle. En sevdiğin oyuncaklarını da alıp yanıma gelecektin. Gidebilir miyim baba? Oley! Oyuncaklarımın hepsini çok seviyorum ben. Hepsini getirirsem olur mu hala? Tamam, hepsini getir. Ay yapmayın böyle, beni de üzüyorsunuz.
Ne yapayım kızım? Üzülüyorum gitmenize. Burak'ın ne yaptınız bilmiyorum ama o sessiz yapamıyor. Ona iyi bakın. Sen hiç merak etme Ececiğim. Ben Burak'a annesi olarak çok iyi bakıyorum. İyi yolculuklar canım. Görüşürüz abi. Hadi güle güle. Hadi hadi hadi. Hadi. Necat bu tatlıyı çok severdi. Aa! Nereden çıktı bu? Sen tatlı mı yaptın kızım? Evet ben yaptım. Hem ne zamandır mutfağa girmiyordum. Hem de hep beraber yeriz işte ağzımız tatlansın dedim. Dur sana da koyayım bir tabak hemen. Ellerine sağlık kızım. Ne kadar güzel olmuş bu böyle. Beğendin mi gerçekten? Bak beğenmediysen söyle kimse yemeden ortalıktan kaldırayım. Kızım mis gibi olmuş. Sen kendine yaptığını bilmiyorsun sanki de. Halde teyzenle dalga geçiyorsun değil mi? Ali'ye de ayırırız bir tabak gelince yer. Zaten ben herkese yetecek kadar yaptım buzdolabında. İyi düşünmüşsün kızım. Şimdi Ece gitti ya herkesin canı sıkkındır. Bu tatlı iyi gelecek onlara. Hadi götür de ağızları tatlansın. Şey Kerime Hanım, tatlı yapmıştım da herkese getirecektim. Siz de ister misiniz? Hayır istemem. Buyurun Keriman Hanım. Aydan nerede biliyor musun? Aydan Hanım çıktı ama nereye gitti bilmiyorum. Ah, haber vermeden nereye gider ki? Allah Allah. Ah, telefon da cevap vermiyor. Şimdi hapı yuttun Aydan Hanım. Acaba sevgili Toprak gerçekleri öğrendiğinde nasıl bir yüz haline girecek çok merak ediyorum. Deneyelim bakalım. Abi. Ece. Gitmedin mi sen? Vazgeçtim abi. Hadi gel içeride konuşuruz. Hadi gel. İşte gitmemiş. Güzel. Aferin Aydan. Doğru yoldasın. İşte buradasın Necat. Abi. Ben odamdayım. Görüşürüz. Gitmemene çok sevindim.
Gördün mü Yalçın? Benim adım Aydan. Ben yapacağım dediysem yaparım. Düş artık yakamdan Allah'ın cezası. Hayır, ben o kadar dil döktüm kal diye ikna edemedim. Bir de kalktın hava alanına gittin. İstemiyorsan hemen döneyim anneciğim. Daha bavullarımı boşaltmadım. Ben başından gitme dedim sana. Şimdi mi diyeceğim git diye? Kızım gitmekten vazgeçmiş. Ben daha ne isterim? Aa, biz havaalanından dönünce bavullar arabada kalmıştı. Ay vallahi Ali'ye de şok oldu. Hiçbir şey söylemeden çekip gitti kaydan. Sen hiç merak etme Ececiğim. Ali bizim peşimizden gelmiştir. Çoktan valizleri odana çıkarmıştır bile. Hem bu gitme mevzusunu bir daha açmayız artık, değil mi? Yani gitmekten vazgeçtim ama temelli de dönmedim. Hani haberiniz olsun. Abime destek olacağım. Bu süreci atlatıncaya kadar onun yanındayım. Birlikte aşacağız değil mi abi? Sağ ol Ece. Bu kara günleri ailecek yan yana atlatacağız. Kalbimin en derinlerinde bir yerlerde hissediyorum. Kara bulutlar dağılacak. Eski, mutlu, huzurlu günlerimize geri döneceğiz. İnşallah kızım. Sen Ece'yi ikna ettin ya, ben şimdi çok mutluyum. Aslında nasıl yaptın, nasıl ikna ettin bu deli kızı? O da Ece ile benim aramda küçük bir sır olarak kalsın değil mi? Peki. Ece'yi ikna etmek zordur da. Aslında ben Aydın'ın yardımıyla benim için en iyi olanı tercih ettim. O kadar. Sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Söyle annem. Şimdi Ece gitmedi ya. Vallahi son anda vazgeçti uçağa binmekten. Yani Aydın Hanım ikna etti onu. Sonra kolundan tuttuğu gibi arabaya attı. Arkalarından yetişemedim bile. Şaştım kaldım. Ama iyi oldu be. İyi mi oldu bilmem. O ne demek anne? Oğlum. Davul bile dengi dengine derler ya hani. Asma suratını hemen. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Ece gitmedi. İyi oldu, hoş oldu. Ama sen ondan uzak dur oğlum. Ben ne yapıyorum ki anne? Dibinde bitmiyorum her zaman. Öyle. Öyle tabii de. Oğlum. Annenim ben senin. Bakışından, nefes alışından anlarım kalbinden geçeni. Ne geçiyormuş anne benim kalbimden? Küçüktüm. Çarşıda kırmızı oyuncak bir kamyonet görmüştüm. Çok beğenmiştim. Bana da bir şey diyemedin. Gece rüyanda bile o kamyoneti sayıklıyordun. Ben o kamyoneti alamadım sana. Yokluk işte. Yavrum. Bak Ece bir eli yağda, bir eli balda büyüdü. Ne istediyse önüne hazır geldi. Allah'ı var. Öyle şımarık biri de olmadı. Ama başka dünyada büyüdü be oğlum. Bunu aklından çıkar mı olur? Gir. Toprak Bey, rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Yok, lütfen buyurun. Tatlı yapmıştım da bir türlü size getirme fırsatım olmadı. Ağzınız tatlansın istedim. Öyle mi? Ne tatlısı? Bu tatlının tarifi bana özel. Daha önce yemedim. Hiç tecrübe etmedim yani. Peki.
Çok güzel. Sahiden beğendiniz mi? Sahiden beğendim. Beğenmenize sevindim. Size afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler. Fidan Hanım. Tadı hiç yabancı gelmiyor. Çok tanıdık. Bu bitince ne yapacağız Fidan abla? Bahçeyi ısıtacağız. Sonra rüzgar esince şarkı mı söyleyecek? Evet, bir tanem şarkı söyleyecek. Nasıl söyleyecek ki? İşte böyle. Çok güzel söylüyormuş. Bence de. Eğer şarkılarını severse başka şarkı söyleyen çanlar da yaparız seninle. Yapalım. Dur bakalım, önce bir bunu bitirelim. Biraz şarkısının keyfini çıkaralım. Sonra yaparız yenisini. Ben de yardım edeyim mi sana Fidan abla? Evet tabii. Sen de yardım et ki çok daha güzel olsun. Gel bakalım. Bak şimdi. Bunu dolayacağız etrafına. Tut. Bunların hiçbiri o ev değil. Hatta benzemiyor bile. Bak biz ne yaptık? Ne yaptınız bakayım? Bu rüzgar çanı mı? Evet. Fidan ablamla yaptık. Öyle mi? Çok güzel olmuş. Şimdi bunu asacağız ve o bize şarkı söyleyecek. Şarkı mı söyleyecek? Evet. Biz Fidan ablamla yenilerini de yapacağız. Hepsi birlikte şarkı söyleyecek. O zaman asalım. Hemen şarkı söylemeye başlasın. Çok iyi düşünmüşsünüz Fidan Hanım. Toprak Bey, kahvaltı hazır. Keriman Hanımlar sizi bekliyor. Fidan kızım, hadi sen de Burak'ı al gel. Toprak Bey. Siz gidin, Burak'ı da alın. Ben birazdan geleceğim. Tamam. Hadi gel tatlım. Bunu ben alabilir miyim? Tabii. Sağ olun.
buldum. O evin nerede olduğunu buldum. Papatya Sokağı. Papatya Sokağı bulursam evi de bulurum.